İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türk haberleri sunar. Batı Ermenistan vatanına yolculuk. Van'da deprem. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 73 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Onaylanan vaka sayısı 736'ya ulaştı. Avrupa Birliği koronavirüsle mücadelesi için Ermenistan Cumhuriyeti'ne 51 milyon avro sağlayacak. Suriye'de var olan durum. Siyuların Dakota Access gaz boru hattı üzerindeki zaferi. Batı Ermenistan'ın Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı. Bilim insanlarına göre felsefe tüm bilimlerin anasıdır. Aslında bir inanç ve değerler sistemidir. Filozoflar insanların doğal olayları anlamak için soru ve sorunlarına cevap bularak düşünce ve akıl gücünü kullanabileceğine inanırlar. Filozoflar bize gerçeği nesnel olarak bulabilmeleri, test edebilmeleri ve deneyleyebilmeleri için hipotezler, deneysel varsayımlar sunar. İlk eski filozoflardan biri olan Thales, suyun dünyadaki ana malzeme olduğuna inanıyordu. Her şeyin sudan yapılmış olduğunu düşünüyordu. Milattan önce 400'lerde yaşayan Demokritos başka bir fikir önerdi. Her şeyin atom olarak adlandırdığı küçük parçacıklardan oluştuğuna inanıyordu. 2000 yıldan fazla bir süre sonra bile bilim insanları hala onun atomlar hakkındaki fikirlerini kullanıyorlar. Batı Ermenistan'ı yeniden kurmak için yeni veya eski fikirler sunalım. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 3 Nisan saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından bildirildiğine göre 3 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 73 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda dün bildirilen verilere göre 633 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. 3 Nisan'da toplam 736 koronavirüs vakası doğrulandı. 3258 testte negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 686 kişi tedavi ediliyor. 7 kişi hayatını kaybetti. Dünyada koronavirüs ile enfekte olan kişi sayısı 1 milyonu aştı. 53 bin kişi ise hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ofisinden bildirildiğine göre Avrupa Birliği koronavirüse karşı birlikte mücadele etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne 51 milyon avro yardım sağlayacak. Açıklamada yardım kapsamında tıbbi malzeme temini için destek, tıbbi ve laboratuvar personeli için eğitim, KOBİ'ler ve iş dünyası için desteğin yanı sıra koronavirüs enfeksiyonu mağdurlarına sosyal ve insani yardım sağlanmasının planlandığı belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta sonu boyunca Suriye'de arttırılacak. İlgili karar hükümet tarafından koronavirüse karşı mücadele etmek üzere düzenlenen bir toplantıda alındı. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana'ya göre sokağa çıkma yasağı hafta sonu boyunca 6 saat ile uzatıldı. Sokağa çıkma yasağı cuma ve cumartesi günleri saat 12'den sabah 6 arasında uygulanıyor. Bu prosedür Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgeleri için geçerli olacak ve bir sonraki karara kadar uygulanacaktır. Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 6 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası bildirdi. Böylece tüm ülkede COVID-19 virüsüyle enfekte olan toplam vatandaş sayısı 16'ya ulaştı. Siyuların Dakota Access gaz boru hattı üzerindeki zaferi. Bu hukuki zafer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir örnek olacak ve muhtemelen de dünyanın diğer ülkeleri için de bir örnek teşkil edecek. Çünkü yerlilerin yürüttüğü mücadele sadece çevreyi korumakla ilgili değil, aynı zamanda tam bir vatandaş olarak duyulabilmeleri için, kendi meşrutiyetleri için savaşmakla da ilgilidir. 4 yıl önce mücadeleleri dünyayı dolaştı. Dakota eyaletinin Standing Rock Sioux Kızılderilileri rezerv kamplarının yanındaki Missouri'nin altından geçecek olan Dakota Access adlı 1800 kilometre uzunluğundaki boru hattını önlemek için protesto gerçekleştirdiler. Uluslararası anlaşmalar tarafından onaylanan hakları kapsamındaki yerli halkların topraklarına sahip olmaları ve içme suyuna erişim hakları tehlikeye girdi.
Batı Ermenistan'ın en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 1 metreye ulaşan buzları çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kuşlar göle dönmeye başladı. Göl denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasında yer alıyor. Yaz kış binlerce turiste ev sahipliği yapan ve dolu dolu bir kış sezonu geçiren Çıldır Gölü koronavirüs nedeniyle sessiz bir yaz geçireceğe benziyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Mayilyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lori. Gatsi Arder Bırni Lor. Gatsi Arder Bırni Lor. Ah ki kesay geyli dur. Bananır kar bir hantur lor. Gönden kare dumar kare garip. Bananır kar bir serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.